aslında iyi başladığımız, iyi götürdüğümüz bir ilk yarıdan sonra çok umutlu bir maç geçeceğini zannettiğimiz bir müsabaka yaşadık dün. Gerçekten ilk yarı topa hakim olan, pozisyon üstünlüğü olan, sayılmayan golüyle ki tabii ki offside pozisyona sebep olan, istemeden sebep olan bir oyuncumuz sonucunda sayılmadı. Ama daha sonra tekrar Mikael'in ayağından attığımız golle üstünlüğü sağlayarak içeri girdiğimiz, çok da böyle az hata yaptığımız, az pozisyon verdiğimiz bir 45 dakika yaşadık. Ancak ikinci yarıya çıktıktan sonra çok istemediğimiz bir şekilde gelişen süreç oyunda sıkıntı yaşamamıza sebebiyet verdi. Sonucunda da zaten çok olumsuz bir mağlubiyetle ayrılmış olduk. 55. dakikada gelen gol, orta sahada kaptırdığımız bir toptu ki çok sık yaptık ikinci yarı bu tip hataları. Sonucunda tekrar öne geçebilmek için zaman ve süreç olduğu halde, mümkün olduğu kadar da bunun için gayret gösterdiğimiz halde bir türlü ikinci golü atamadık. Ve maalesef bu arayışlarımız sürerken de yaptığımız oyuncu değişikliklerinde katkı sunmasını beklerken de ikinci golü yedik. 2-1'den sonra zaten çok sıkıntılı bir sürece girdik. Son dakikada da hiç ummadığımız bir üçüncü golü yedik. Şimdi tabii ki inanılmaz bir düşüşün içine girdiğimizi, bir krizin içine girdiğimizi görmekteyim. Aslında oyun olarak, oyuncu bazında çok olumsuz ve kötü oynadığımızı söylenemediğimiz maçları kaybettik. Yani Konya maçından sonra da aynı şeyleri söyledim. Kötü başlamadık ama puansız başladık. Bu maç içinde bilhassa bir ilk yarıyı gördükten sonra şunu söylemek durumundayım. Kötü değiliz ama puansız devam ediyoruz ikinci maçımıza. Tabii ki burada sevk ve idareden sorumlu olarak bütün olumsuzluğu sahiplenecek durumdayım. Zaten teknik direktörlük böyle bir şeydir. Kazanırsınız, övülürsünüz ama kaybettiğiniz zaman ki şu an o durumdayım, tamamen olayın tek sorumlusuyuz. Bundan da kaçınacak bir durumda ve pozisyonda değilim. Yaptığımız değişik hamleleri uygun olsaydı maçı kazanabilirdik. Yanlış değişiklikler yaptık, maçı kaybettik. İşin özeti bundan ibaret olmasa da, çünkü bir sürü nedenin bir arada olduğu bir krize girdik. Ama dediğim gibi sevk ve idarenin sorumlusu olarak bu olumsuz süreci baş sorumlusuyum. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yani tabii ki sahada mücadele eden oyuncular, tabii ki sahada pozisyona giren, hata yapan oyuncular ama onları seçen, onları hazırlayan da biziz. Nasıl ki bu oyuncu grubu, aynı oyuncu grubu 31 puanımızı almışsa da yine bu potansiyele sahip olan bir durumda olduklarını biliyoruz. Onların kalitelerinden şüphemiz yok. Ancak biraz kafalarımızın karıştığı, tamamen kendimizi lige vermediğimiz, hatta zaman zaman özgüven eksikliği hissettiğimiz anların çok oluştuğu bir süreç yaşıyoruz. Bunları ortadan kaldırıp, bunları bertaraf edip ilk yarıdaki kimliğime en kısa zamanda dönmeliyiz. Şundan tabii ki bazı oyuncular oynar, oynamaz, oyuncu değişir, başkası oynar, oynayan iyi oynar, daha sonra oynayan daha iyi oynar, devamlı oynayan oynamaz. Bunlar süreç içinde olan şeylerdir. Ama şunun bilinmesini isterim ki oyuncu kalitemizin oynadığı bu iki maçı da ve oynadığımız oyunun da bu iki maçtan da puansız ayrılacak kadar kötü ve olumsuz olduğunu asla ve asla kabul etmiyorum. Burada bizim yaptığımız sevk ve idaredeki hatalardan dolayı oyuncuların da kafalarının içindeki biraz daha iyisini yapabiliriz, marjının üstüne çıkabileceklerini bildiğimiz için onlarla beraber bu krizin içinden çıkabilecek güçteyiz. Bu
süreci lehimize çevirebilecek durumdayız ve tecrübeliyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kötü değil, puansız başladığımız ikinci yarıya her haftanın yeni bir umut olacağını bilen deneyimli birisi olarak şunu söylemek istiyorum. Bu kayıplara rağmen yine 31 puanımız var ve önümüzdeki süreçte rakiplerimizle oynayacağız. Herkes birbiriyle oynuyor. Kazanılacak puanların tekrar bizi sıralamada 5. 4. ve 3. sıraya getirebileceğini söyleyebilirim. Bu da çok uzak bir hedef değil gibi. Ama biraz daha toparlamamız gerektiğini, biraz daha dikkatli davranmamız gerektiğini, hep beraber Kudüs'ten de yine el ele çıkabileceğimizi bilinmesi gerektiğini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Gerçekten hiç hak etmediğimiz, hiç içine düşmesini temenni etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. En kısa süreden buradan uzaklaşmak için gerekenlerin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.